Alaz'ın buradan uzaklaşması herkes için daha iyi olacak. Cihan, sen onun için yurt dışı daha iyi diyorsan ben de razıyım. Emin misin Nurhan? Yani değişen ne oldu ki iki günde? Hı? Yoksa bilmem gereken başka bir şeyler mi var? Yok. Ben düşününce onun için böylesinin daha uygun olacağını fark ettim. Hem onun kariyeri söz konusu. Ben bencil davranamam. Sen hayatında ne zaman bencillik ettin ki? Her zaman önce başkalarını düşündün. Sonra da kendini. Cihan Bey. Şahika. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ruşen Hanım'ın yanına gidiyorum şirkete. Birazcık sohbet edeceğiz. İletmemi istediğiniz bir şey var mı? Ha yok, teşekkür ederim. Ne güzel, seni görünce sevinecektir. Ben de işleri toparlayıp öğleden sonra şirkette olurum. Laflarız biraz. Peki. Ne kadar kabalık ediyorum, sizleri tanıştırmadım. Nurhan Hanım, Alaz'ın annesi. Öyle mi? Şahika. Memnun oldum. Ben de canım. Ben gideyim o zaman. Size iyi günler. Güle güle. Şimdi yanlış anlayacak. Kim bilir Ruşen'e neler anlatacak. Yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Ayrıca ben çocuk yaşta da değilim. Kaygılanma sen. Bugün de şirkette kimse kalmamış. Bir nöbetçi sizi bırakmışlar Ruşen Hanım. Bulut şubelerden birine gitti yeni düzenlemeleri yapmak için. Cihan da zaten. Cihan Bey'i ben gördüm. Alaz'ın annesiyle baş başa konuşuyorlardı. Aa. Aa evet. Evet evet. Bana bahsetmişti. Doğrusu ben bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Biz görüşüyoruz ara sıra. Sana denk gelmemiştir. Ha öyle mi? Ben de yani bu kadar yakın görünce aklıma başka şeyler gelmedi değil. Şahikacığım benim bir tasarım bölümüne kadar gitmem lazım. Ama sen çok istiyorsan burada oturabilirsin. Ben de gideyim. Sonra zaten uzun uzun konuşuruz. Hı hı. Derhal çıkın dışarı. Ne oluyor? Senin Alaz'ın annesiyle restoran köşelerinde ne işin var Cihan? Alaz kim ya? Annesi kim? Sen niye beni Şahika'nın ağzına sakız ediyorsun? Ama sen böyle davranmaya devam edersen biz konuşamayız Ruşen. Biraz sakin ol, ne olur. İyi peki tamam, sakinim. Evet, anlat hadi, seni dinliyorum. Nurhan Hanım'ın zamanında bu şirkette babamın sekreteri olarak çalıştığını... ...ve onunla geçmişten gelen bir tanışıklığımız olduğunu biliyorsun zaten. Hatta bu sebeple Alaz'a biz burs verdirdik, onu okuttuk. Yıllarca okuduktan sonra bu şirkette işe aldık. Bunları da biliyorsun. Yani anlamıyorum, bütün bunları bile bile neden bana tekrar anlattırıyorsun? Bana masal anlatma Cihan. Mış 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 da mış mış mış, çocuk yok senin karşında. Senin o kadınla restoran köşelerinde ne işin vardı? Aa yeter artık ama Ruşen. Ben bu yaştan sonra senin bu saçma sapan kıskançlıklarına uğraşamam. Vallahi ben de senin çapkınlıklarınla uğraşamam. Tek celsede boşarım seni. Anlıyor musun beni? O defterler kapandı artık. Bitti. Yemin ediyorum boşarım. Duydun mu? Sen bensiz yapamazsın ki. Cihan bak beni delirtme Cihan. Yapabilir misin ha? Bak ikimize de bu yaştan sonra bu tür saçmalıklar hiç yakışmıyor. Tamam mı? Vallahi benim yaşımda bir şey yok. Otur da yaşını sen düşün bence. Bugün insanlık için küçük, Bulut Giray için büyük bir gün oldu anacığım. Öyle hayatta her zaman kazanamayacağını gördü. İnsanların onun kişiliğine değil, soyadına geldiğini anladı. Alaz. Anne, anne, anne! Anacığım, anacığım uyan, ne oldu? Geçmiş olsun Alaz. Ah Cihan Bey. Neden dün gece aramadın? Ha? Koşar gelirdim. Eksik olmayın, zahmet ettiniz Cihan Bey. Konuştum doktorlarla. Ne diyorlar? Görebildin mi anneni? Beyni pıhtı atmış. Beklemek zorundayız diyorlar. Tamam, bir de ben konuşayım doktorlarla. Bak istersen başka bir hastaneden nakledebiliriz. Tamam mı?
Sen bir şeyler yedin mi? Aç mısın? Yok, yok aç değilim. Ya olmaz öyle, bir şeyler yemen lazım. Neyse ben sana bir tost var, bir şey ayarlarım ben, tamam mı? Peki, sağ ol. Doktorlarla konuşacağım. Doktorlar çok olumlu konuşuyor Alas. Merak etme, anneni en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Felç geçirme riski varmış. Risk teşkil etmesi gerçekleşeceği anlamına gelmez. Gerekirse Türkiye'nin en ünlü doktorlarını seferber edeceğim annen için. Telaşlanma sen. Ben babamın yüzünü bile görmedim Cami. Albümde 3-5 fotoğraf. Hepsi o. Belki de diyorum babasızlık beni böyle yaptı. Ulan daha başıma ne gelebilir ki dedim hep. Doğmadan yetim kalmışım. Daha hayat beni ne kadar dövebilir? Hep fiyakalı abilerle takıldım. Yaşadığımı hissedebilmek için hep sınırları esnetmek zorunda kaldım. Şuramda bir şey vardı sanki. Böyle dizginlenemez bir şey. O sakinleşsin diye kavga ettim. O sakinleşsin diye karakollara düştüm. Bu kadın bu yaşadığı hayatı hak etmedi Cihan Bey. Benim annem iyileşecek, ayağa kalkacak, biz bu hastaneden çıkıp gideceğiz Cihan Bey. Hayat en azından bunu bana borçlu. Hayat babamı aldı elimden ama annemi bana borçlu Cihan Bey. Annene hiçbir şey olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz, tamam mı? Hı? Ben seni karartmak yok. Tamam mı? Kaldır bakayım başını. İşte hadi büyü biraz da. Ha? Yalnız iyisin. Ben de varım. Gerekirse ikimiz beraber dikeceğiz bu hayatın karşısına. Tamam mı? Kaygılanma. Koy ver mi? Hı? Hadi birimse biraz hadi. Hadi. Eksik olmayın Cihan Bey. Bunca işinizin gücünüzün arasında geldiniz, bir de benimle uğraşıyorsunuz. Lafı bile olmaz. Her şey kontrol altına alındı. Şu anda beklemeye devam edeceğiz. Kritik evreyi atlattık gibi görünüyor. Akşam üzeri kısa bir süre annenizi görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Geçmiş olsun tekrar. Bak. Böyle. Buradayım ben Alas. Sen git gör anneni. Hadi. Hayırlı haberler bekliyorum sana. Hastayı heyecanlandıracak şeyler söylemeyin. Onu yormamaya çalışın. Merak etmeyin Hemşire Hanım. Anacığım. Yorma kendini. Allah'ım. Oğlum. Yorma kendini annem. Sen dinlenmene bak. Konuşuruz sonra uzun uzun. Ben ölüyorum. O nasıl söz anne? Söyleme öyle. Her şey yoluna girecek. Beni affet. Ne diyorsun anne sen? Ben sana yalan söyledim. Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Beni affet, ben sana yalan söyledim. Allah'ım. Cihan. Cihan Giray. Senin baba. Ben sana yalan söyledim. Ne diyorsun anne sen? Beni affet. Ne, doğru mu söylüyorsun? Doğru.
Alas, ne oldu? Konuşabildin mi anneni? İyi mi Nurhan Hanım?